Öncelikle sunumumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kısaca ben firmamız hakkında bir bilgi vermek istiyorum. 2010 yılında kuruldu firmamız. Şu an İstanbul Ataşehir'de ikamet etmekteyiz ama bir taşınma sürecindeyiz. Teknopark İstanbul'a taşınıyoruz. Muhtemelen Kasım ayında taşınmış olacağız. Mühendislik ofisimizin yanında küçük bir kompozit imalat laboratuvarımız var. Çeşitli malzeme testlerinin, imalat testlerinin ve geliştirdiğimiz cihazlarla ilgili. Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Firmamız bilgisayar destekli mühendislik çatısı altında iki ana konuda faaliyet göstermekte. Bir tanesi Ar-Ge ve mühendislik çözümleri ve diğeri de yenilenebilir enerji çözümleri. Burada daha çok size Ar-Ge ve mühendislik çözümleri hakkında bilgi vereceğim. Yenilenebilir enerji tarafında yaptığımız aslında daha çok yine bilgisayar destekli mühendislik tekniklerini kullanarak santraller için teknik fizibilite gerçekleştirmek. Bu konuda tekniğin en ileri tekniği yönetenleri kullanıyoruz. CFD tekniğini kullanıyoruz. Mühendislik çözüm ortağı olarak müşterilerimize hizmet ve hizmet çözümler sağlıyoruz. Burada bir dairesel olarak bakacak olursak eğer en ilk aşamada sunduğumuz temel hizmet tasarım doğrulama hizmeti. Onun bir sonrasında işte performans ağırlık optimizasyonunu içeren bir çözüm sağlıyoruz. Bir üstünde bilgi ve teknoloji tecrübe transferi, risk analizi gerçekleştiriyoruz. Burada çeşitli yurt dışında ortaklarla çalışıyoruz. Bir diğer daha geniş kapsamlı olarak sunduğumuz çözüm ise konseptten prototipe ürün geliştirme. Bu tamamen kompozitler üzerinde gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Genel olarak metal bir parçanın kompozit olarak yeniden tasarlanması, analizi doğrulanması ve prototip imalatını kadar geçen süreç oluyor. Ve en geniş kapsamlı olarak sunduğumuz çözüm ise seri imalat, yani robotik imalat sistemleri ve kalite ekipmanlarının entegrasyonu. Yani mevcut firmanızdaki altyapıdaki otomasyonu iyileştirmek, bunun için çeşitli robotik sistemlere entegre etmek veya kaliteyi arttırmak için tahribatsız muayene sistemlerinin entegrasyonu diye olarak özetleyebiliriz. Evet, çeşitli partnerlerimiz var. Bu çözümlerin hepsini tabii kendi bünyemize sağlamıyoruz ama doğru partnerlerle çalıştığımızı düşünüyoruz. Bunlardan daha detaylı sonra bahsedeceğim. Kısaca sunduğumuz kompozitlerin özelinde hizmetlerimiz, kompozit malzemeler özelleşmiş tasarım, birazdan bahsedeceğim bunu. Yani metal bir tasarımı direkt kompozit çevirmek aslında size çok büyük bir avantaj sağlamayabiliyor. Metal tasarımdan kompozit tasarıma dönüşüm, kompozit ve sandviç yapı tasarım ve optimizasyonu, robotik imalata özel tasarım. Tabi bu ne demek? Kompozit malzemelerde geometriye, malzemeye ve imalat yöntemine göre birbirine iç içe geçmiş durumda aslında. Siz eğer normal bir ürettiğiniz parçayı robotla veya bir otomatik bir makineyle yapacağınız zaman doğal olarak aslında o makinenin de kısıtlamaya uymanız lazım. Yani bir aslında bu bir terazi şeyi. Tasarımı yaparken de o cihaza uygun tasarım yapmanız gerekiyor. Vakum infüzyon ve RTM proses simülasyonu, malzeme proses ve problemler özel eğitimler, ileri kompozit malzeme ve imalat prosesleri. Bu şekilde özetleyeyim. Burada örnek bazı çalışmalar var. Şu sağ üstte görmüş olduğunuz bir sandviç bir panel. Bir zırhlı aracın içerisindeki bir taban sacı paneli. En sağda gördüğünüz bir mast yapısı. Yani bir teleskopik mast sistemi. 1.8 metreden 10 metreye çıkabiliyor sistem. Burada gördüğünüz bir filament winding ile yapılmış bir kompozit boru veya dairesel profilli bir boru. Karbon epoksi bir malzeme. Bu bir insansız av aracı. TÜBİTAK uzay için yapısal tasarım yaptığımız bir çalışma. Megayat mast yapısı ve kalın kompozitlerdeki delaminasyon simülasyonu, nanler analizler gibi bazı örnekler yaptığımız çalışmalar.
kompozitler özel tasarım hizmetlerimiz dışında genel mühendislik hizmetleri de sunuyoruz. Yani burada görmüş olduğunuz gibi mekanizma dinamiği konusunda, sağ üst köşede gördüğünüz bir tetik mekanizması, sağ alttaki bir süspansiyon mekanizması, burada da görmüş olduğunuz gibi bir mekatronik bir simülasyon. Onun dışında titreşim akustik şok analizleri de gerçekleştiriyoruz. Analiz ve tasarım ve optimizasyon için çeşitli farklı yazılımlar kullanıyoruz ve müşterilerimize de aynı şekilde bunun satışı, teknik desteği, eğitimi konusunda bir çözüm ortağı olarak yaklaşıyoruz. Tabii kompozitlerin özelinde düşündüğümüz zaman istenen nitelikte ürün geliştirme süreci biraz daha farklı ilerleyebiliyor. Yani bunun sebebi mesela metal bir malzemeyle ilgili bir tasarım yapacağınız zaman hasar kriterleri veya bir sizin vereceğiniz optimizasyon kriterleri çok daha az parametrede gerçekleşebiliyor. Ama kompozit malzemelerle veya sandviç malzemelerle bir karışık bir yapının analiz ve doğrulamasında çok farklı teknikler kullanmanız gerekebiliyor. Yani çok farklı aşağıdan bakmanız gerekiyor. Mesela burada ilk maddede ağırlıktan kazanmak için ağırlık azaltma performans kriterlerinin yakalanmalı diye bir madde koydum. Aslında biraz böyle derdiniz ki zaten ağırlıktan kazanmak için niye böyle bir durum oluyor? Tabii siz hedef koyduğunuz zaman o hedefi gerçekleştirmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Örneğin karbon kompozit yapılarda metallere göre, çelik bir tasarıma göre ağırlıktan kazanma oranınız yaklaşık %80. Yani %80 ağırlığı azaltma imkanınız var. Fakat geçmişte yapılan havacılık sektöründe, otomotivde yapılan çalışmalarda bu oranı yakalanamadı. Yani %40, %50 seviyesinde bir hafifleştirme imkanı sağlıyor. Ve tabii bu birçok projede aslında size bir feasible olmama gibi bir problem karşısında çıkartabiliyor. Veya istediğiniz ürünü istediğiniz zamanda çıkartamama gibi bir problem ortaya çıkartabiliyor. Bunun en temelindeki faktör kompozitleri de metalleri birebir olarak, geometrik olarak eşleme. Ama birçoğunuz tabii bu kompozitleri imalatında çalıştığı zaman veya pratik ettiği zaman görecektir ki kompozit malzemeler keskin köşeleri, çok fazla düz yüzeyleri seven bir yapı da değil. Bunun sebebi de tabii elyaflı ve katmanlı bir yapı olması. Eğrisel bölgeden geçerken de kırışma, büzüşme gibi veya reçine birikmesi gibi istenmeyen problemlerin oluşması söz konusu. Tabii burada da aslında kompozit malzemelerle kullanacağınız zaman kompozit malzemelerine göre bir tasarım yapmak, geometri ona göre değiştirmek önemli bir unsur haline geliyor. Bunu yaparken tabii genelde endüstrilerde çok karşılaşılan konvansiyonel tasarım süreçlerinde çok karşılaşılan bir şey. Burada yazdığımız gibi over design, yani işte emniyet almak için emniyet faktörlerini artırarak belki biraz daha simülasyon analizle veya doğru testlerle bu süreci, emniyet faktörünü 1.2'ye, 1.25'e indirmek mümkünken 2.5, 3 gibi, hatta 5 gibi emniyet faktörlerle sektörde çalışılabiliyor. Bu da tabii aslında 2-3 kat daha ağır bir tasarıma gitmenize sebep olabiliyor. Ama tasarımı gerçekleştirirken tasarım doğrulama araçları, yani analiz, simülasyon gibi araçları entegre bir şekilde kullanılırsa aslında bu süreç hem daha kısalıyor hem de siz yapınızı daha iyi tanıyarak daha ince ve sağlıklı bir tasarıma ve ürün geliştirme sürecine gidebiliyorsunuz. Bu tasarım doğrulama çözüm olarak aslında gördüğünüz gibi birkaç farklı firmanın birkaç farklı ürünlerini sunuyoruz. Tabii bunun sebebi aslında hiçbir bir yazılım veya simülasyon geliştiren firma bütün prosesleri, bütün kabiliyetleriyle kompozitlerin tasarım ve analizine çözüm sağlayamıyor. Şu anki aslında durumda her firma kendi bazıları odaklandığı sistemlerde çok daha iyi çözüm sağlayabiliyor. Biz de o yüzden farklı çözümler sunuyoruz. Burada ilk gördüğünüz SimCenter 3D, Siemens'in analiz ve simülasyon optimizasyon platformu. Diğer bir FEMAP yazılımla aynı şekilde sonda elemanlar, modelleme ve analiz platformu. Hypersizer, analitik yöntemlerle, analitik yöntemler demekle şunu kastediyorum.
Nümerik yöntem dediğimiz aslında sonda elemanlar metodu kullanarak bir yapının geometrik olarak, matematiksel olarak ifade edilen parçalara bölünüp daha sonrasında bu matrislerin çözümüyle elde edilen bir yaklaşım. Analitik yöntemlerse endüstride veya bilimsel akademik çalışmalarda el hesaplarıyla, yani bir formüllerle gerçekleştirilebilen hesaplar anlamına geliyor. Özellikle havacılık sektöründe süreç bu şekilde ilerliyor. Doğrulama, sertifikasyon süreçleri bu şekilde ilerliyor. Bu yöntemlerin özellikle burkulma analizi gibi analizlerde, yani nerede hasar analizlerinde çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Hypersize yazılımı da bu analitik yöntemleri kullanarak kompozitlerin veya metallerin optimizasyonunu boyutlandırmasına ve detaylı analizine imkan sağlayan bir yazılım. FiberSim yazılımı da kompozitlerin imalat yönelik tasarımı için kullanılan bir yazılım. Yani imalat yönelik tasarım demekle şunu kastediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi metal parçalar, bir tane saç parça 2 mm saçtır. Onu siz form verdiğiniz zaman onu kullanabilirsiniz. Ama kompozitlerde 2 mm kalınlık demek aslında 10 tane birbirinden farklı katman anlamına gelebiliyor. Ve bu katmanlar da geometriye bağlı olarak hepsi birbirinden farklı bir boyuta sahip olabiliyor. Ve sizin parçanıza göre de malzemenin boyutları da değişik. Mesela bir kumaş, belki fuarda görüyorsunuzdur. Kumaşların belli bir genişliği var. İşte bu 30 santim de olabiliyor, 1,5-2 metre de olabiliyor. Ama sizin parçanız eğer daha büyükse veya genişlik anlamında kompozit kumaşın genişliği yetmiyorsa, orada sizin işte bazı tasarımsal, imasal özellikler kullanmanız lazım. Mesela nedir işte? Overlap dediğimiz birbiri üzerine bindirme. Yani 5 santimlik bir yerde kumaş aslında 0,2 mm giderken orada 2 kat biniyor, 0,4 mm oluyor gibi farklı özellikler var. Bunların hepsini değerlendirebileceğiniz bir ortam sağlıyor CAD yazılımlar için. CAD-1 yazılımı filaman sarım yöntemi için bir CAD-CAM yazılımı. Yani nedir? Filaman sarım parçalarını tasarlamak için kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda imalat kodlarını çıkartıp makineye gönderebiliyorsunuz ve aynı şekilde analiz içinde doğru oryantasyon ve kalınlıkları da analiz yazılımına aktarıp imalat ettiğinizi analiz etme imkanı sağlayan bir ortam sağlıyor size. RTM Works yazılımı da RTM ve infüzyon gibi akışkan reçine kullanan, niye akışkan reçine özellikle ayırıyorum? Çünkü preprek malzemeler de mevcut kullanılan termoset reçine olabiliyor veya termoplastik reçine olabiliyor. Onlar tabii oda sıcaklığında veya daha sıcaklıklarda sert, daha sert bir şekilde reçine ve elyaf beraber duruyor. Siz bir ısıtma prosesiyle reçineyi aktive edip o şekilde kullanıyorsunuz. Ama özellikle infüzyon veya RTM gibi proseslerde reçineyi siz bir kapalı haznenin veya üst tarafı vakum torbasıyla kapatılmış bir haznenin içerisine akıttığınız zaman geometrinize bağlı olarak eğer doğru yerlerden infüzyon portlarını veya reçine portlarını veya vakum portlarını oluşturmazsanız eğer istemediğiniz sorunlar ortaya çıkabiliyor. Nedir bunlar işte? Kuru bölgeler, üzerinde dalgalanmalar, elyaf üzerinde dalgalanmalar gibi problemler karşısına çıkabiliyor. Bunları tabii öncesinden simüle edip görüp bir infüzyon veya RTM stratejisi oluşturmanız, kalıbınızı ona göre tasarlamanız mümkün. Siemens'in SimCenter platformu çok geniş kapsamlı bir mühendislik analiz ve simülasyon, optimizasyon ortamı sağlıyor. Tabii burada gördüğünüz gibi yapısal titreşim, ömür, kompozit, termal, akışkan, mekanizma, akustik gibi birçok farklı disiplinde problem sağlayabiliyor. En üst çerçevesinde de bunun multifizik dediğimiz, yani disiplinler arası bir çözüm ihtiyacı da oluşabiliyor. Örnek olarak termomekanik analizler buna bir örnek olabilir. Yani termal etkiyle beraber yapının deforme olması gibi veya işte akışkan yapısal etkileşim gibi, yani akışkanın gücüyle yapının deforme olması ve deforme sonucunda da akışkanın akış geometrisi değiştiği için de o bölgedeki oluşan akış karakterisinin değişmesi gibi farklı disiplinler olabilir. Burada dikkat ederseniz bir karışık malzemeli diye bir terim kullanım, özellikle otomotiv endüstrisinde. Yani yapılan araştırmalarda
biliyorsunuz otomobil sektörü de kompozit konusunda çok ciddi bir çalışmalar gerçekleştiriyor ama kompozitlerin geliştirme sürecinde ve otomotivin imalat prosesine baktığımız zaman ikisi arasında ciddi bir fark var. Yani otomotiv şu an saç parçalar kullanıyor. Saniyeler içerisinde çok kompleks bir saç parçayı çok hızlı bir şekilde üretip kaynakla birleştirip kullanabiliyor. Ama kompozitlerin üretim prosesi şu an o seviyede değil. Öncesinde bir siz ciddi bir kumaş hazırlığı yapıyorsunuz. Ondan sonrasında kumaşların kesilmesi gerekiyor vesaire gibi derken ve küllenme süreci derken ciddi bir süreç alabiliyor. Bu da %100 kompozit bir araç konusunu birçok otomotiv firması için soru işaretini haline getiriyor. Ama otomotiv firmalarda 2025'teki tekrar emisyon azaltma süreçlerini düşündüğümüz zaman gene bir hafifleştirme ihtiyacı var. Yani kompozitten vazgeçemiyor. Ama şu an gözüken aslında baktığımız zaman karbon kompozitlerin otomotiv sektöründe %20 oranında malzeme kullanılan malzemede %20 oranında kullanılacağı öngörülüyor. Karbon fiber kompozit. Onun dışında tabii plastik parçalar kullanılıyor. Trim ve dış trim parçalar, iç trim parçalar da kullanılıyor. Metal malzemeler yine aynı şekilde kullanmaya muhtemelen devam edecek ama bir şekilde kompozit ve metal, kompozit ve metalin birbirine entegre edilmesi söz konusu. Ayrıca metal malzeme için son zamanlarda çok ciddi olarak additive manufacturing yani bu 3D print additive manufacturing denilen teknoloji aslında metal malzemelerin otomotivde tekrar önünü açtı. Tabii yine proses olarak çok hızlı değil bir klasik bir saç malzeme üretimi açısından ama işlenmiş parçalarda ciddi anlamda hafifleştirme ve imalat kolaylığı sağlayacağı öngörülüyor. Burada Siemens de tabii bu olaya sadece kompozit olarak değil de karışık malzemeli bir ürün geliştirme prosesi olarak aslında değerlendiriyor. Bu tabii geometri tasarımından başlayıp aslında onu doğrulayıp sonrasında kompozit dönüştürme yani mevcut CAD yazılımları sadece metal ve plastik parçaların tasarımı için tasarlanmıştı geçmişte. Şimdi bir dönüşüm var. Bunlardan bir tanesi additive manufacturing için arayüzlerin geliştirilmesi, araçların geliştirilmesi. Bir diğeri de kompozitlere özelleşmiş bir şekilde getirmek için FiberSim gibi yazılımların kullanılması. Daha sonrasında tekrar aslında bu bir döngü. Tekrar kompozit tasarım yapıldıktan sonra tekrar bunun analiz ve mühendisliğini gerçekleştirip bir optimizasyon, iteratif optimizasyon sürecine girmek gerekiyor. Kompozitler için sonlu elemanlar analizi açısından tabii çeşitli süreçler var ve çözümler var. Bunlardan bir tanesi kompozitlerin modellemesi ve prosesinin yani serme prosesinin gerçekleştirilmesi. Çünkü serdiğiniz zaman sizin kumaş geometrinizdeki yani serdiğiniz kalıp geometrisine bağlı olarak oryantasyonlar değişebiliyor. Bildiğiniz üzere kompozitler de aslında oryantasyona bağlı olarak bir mukavemet sahibi. Yani bir karbon fiberi çekme yönünde 1200 MPa hatta 1800-2000 MPa gibi mukavemet değerlerine sahipken eline çektiğiniz zaman bu değer 10 MPa, 50 MPa gibi seviyelere düşebiliyor veya kaymaya çalıştığı için. O yüzden de mümkün olduğunca doğru oryantasyonda yükle karşılayacak şekilde tasarlama imkanı sağlıyor. Hafiflik açısından da size kazancı da bu yönde ama bunu yaparken de tasarlarken, hesaplarken kullandığınız oryantasyonla imal ettiğiniz arasında fark olmaması lazım. O yüzden de imalat sürecini mutlaka tasarım sürecinde, analiz sürecinde değerlendirmeniz gerekiyor. Analiz çeşitlerine baktığımız zaman yapısal dinamik cevap analizleri yani titreşim analizleri önemli bir konu. Bunun dışında mukavemet rigidlik analizleri önemli. Burada tabii şekil değişimi, gerilme gibi davranışlar elde edilebiliyor. Titreşim analizinde zamana bağlı titreşim kaynaklarında oluşan hasar analizleri, RMS fonksiyonları elde edilebiliyor. Bir diğer kompozitler özel bir konu da havacılıkta çok kullanılan bir şey aslında. Progresif hasar analizleri. Yani burada da aslında şöyle bir önemi var. Kompozitler tabii çeşitli hasar kriterleri var bahsettiğim gibi en başta. Kompozit malzeme hasar uğradıktan sonra da aslında kullanılabilir. Yani ne oluyor işte? Bir miktar katılığından, rigidliğinden kayıp oluşuyor. Mesela özellikle havacılık sektöründeki problemlerden bir tanesidir bu. Yani
eğer siz yükler alt limitler altında kaldığınız zaman, emniyet limitler altında kaldığınız zaman hafifleştirme artık bir yere geliyor, ondan sonra daha fazla ilerlemiyorsunuz. Ama mesela diyelim ki ekstrem durum oluştu veya siz her ekstrem durumu baz alarak tasarım yaptığınız zaman büyük ağırlıklar ortaya çıkıyor. Burada işte mesela eğer bir yapıda diyelim ki uçak uçarken bir hasar oluştuğu zaman bu hasar ne kadar süre aslında devam edebileceği gibi konular şu an gündemde. Böylece ekstreme göre değil de operasyona göre tasarlayıp ekstrem durumda da malzemenin davranışını bilerek sizin tasarımı yapmanıza ve daha hafif tasarımlara gitmenize imkan sağlayan bir süreç. Yani bir delaminasyon veya bir katmanındaki fiberlerin kopması sizin parçanın çalışmasına bir engel oluşmuyor ama onun nereye kadar gidebileceğini, yani ne kadar taşıyacağını bilmeniz sizin ancak analizlerle, öncesinden ve testlerle olabiliyor. Kompozitlerde yorulma analiz ve hesapları açıkçası daha yeni bir konu. Onun için farklı metallere olan yöntemler kompozitler için çok uygun olmuyor. Onun için yeni yaklaşımlar geliştiriliyor. Siemens de bu konuda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela kompozitlerde, katmanlı kompozitlerde küçük darbeler de gözle görülür bir şey oluşturmayabiliyor ama iç kısmında, özellikle reçine kısmında çatlaklar oluşturuyor. Ve bu çatlaklar çalışırken yapı ilerleyip delaminasyona sebep olabiliyor. Bir diğer konu da özellikle otomotiv ve özelinde gürültü ve titreşim konusu. Metal, özellikle otomotiv sektöründe metal yapıların üzerine ekstra malzemeler kullanılarak titreşim ve gürültü kaynakları azaltılabiliyor. Ama kompozitlerde şöyle bir avantajı var. Kompozit malzemeler içerisinde çeşitli katkı malzemeleri veya katmanlar oluşturup bu yapının içerisinde ekstra bir malzeme, izolasyon malzemesi kullanmadan da titreşim ve gürültü seviyesini azaltmak mümkün. Bu da tabii aslında size metale tasarımlara göre bir avantaj sağlıyor. Ekstra malzemelerin çıkmasına imkan sağlıyor. FEMAP'ten bahsetmiştim. Sonlu elemanlar modelleme için modern ve efektif, maliyet açısından efektif bir ortam sağlıyor. Çeşitli farklı kompleks veya basit yapıların analizlerini, modellerini gerçekleştirip kompozitlere özelleşmiş bir şekilde bunun sonuçlarını irdeleyebiliyorsunuz. Bunun için FEMAP üzerinde çalışan bir modül var, FEMPLY diye bir modül. Bu modülle aslında kompozitin serimi sırasında oluşan oryantasyon değişimini görebiliyorsunuz. Sonrasında sandviç yapılarının özel analizler var. Özellikle burkulma analizleri. Bu analizleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve otomatik olarak da raporlama oluşturabiliyorsunuz her türlü hasar analizi için. Daha basit ve maliyet açısından uygun bir çözüm. Hypersizer yazılımı 90'lı yıllarda NASA tarafından geliştirilmiş bir yazılım üzerine ilerleyen bir yazılım. 90'lı yıllarda NASA'dan spin-off olmuş ve daha sonrasında çok gelişmiş bir hale gelmiş bir yazılım. Bu yazılımın özelliği kompleks uçak yapılarından veya diğer roket yapıları gibi havacılık yapılarından, rüzgar türbini gibi yapılardan kompleks iç yükleri alıp o iç yüklerle sizin panel panel yapınızı boyutlandırmanızı, çok farklı analizler için, yani yüzden fazla analiz için aynı seferde hasar analizi gerçekleştirmenize imkan sağlıyor. Yani geçmişte yapılan endüstriyel çalışmalarda konvansiyonel tasarım yöntemlerine göre %20-%30'a varan hafifleştirme sağlayabilen bir yazılım. Arada şeyi okumuyor galiba. Burkulma konusu aslında özellikle yapılar inceldikçe çok ciddi kritik bir hale gelebiliyor. Yani bir sac düşünün. Sacın iki kenarından bastığınız zaman, mesela şurada görmüş olduğunuz gibi, basma kuvveti oluşturduğunuz zaman bu yapı aslında da burkulma dediğimiz bir hasar oluşuyor. Bu malzeme eğer taşıyabileceği izotropik yükün şeyinde bile olsa, altında bir gerilme bile oluşsa bu yapıda karşınıza bir burkulma problemi çıkıp çökmeye, dalgalanmaya sebep olabiliyor. Bir diğer konu da post buckling dediğimiz burkulma sonrası durum. Bu durum genellikle havacılık yapılarında oluşuyor. Havacılık yapılarında iç tarafta bir takviye var ve dışında da çok ince bir saç var. Belki uçaklara binerken dikkatinizi çekebilir.
dışta görünen saç aslında çok ince. Bu da tabii işte belli yükler altında post buckling dediğimiz probleme oluşabiliyor. Ama post buckling aslında geçici bir çözüm. Yani şey kırışıyor, saç kırışıyor, büzüşüyor. Ama sonrasında yük kalkınca tekrar geri gelebiliyor. Eğer geri gelmezse de burada görmüş olduğunuz gibi lokal burkulma problemi oluşuyor. Kompozitler inceldikçe ve açıya farklı olduğu için burkulma davranışı önemli hale geliyor. O yüzden hypersizer yazılımı bunu analitik olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Sonlu elemanlarda da burkulma analizleri çözülebilir. Yani bir iki farklı yöntem vardır. Bir normal lineer yaklaşım. Lineer yaklaşımda burkulma global bir burkulma davranışı olur ama lokal olarak göremezsiniz. Lokal için çok ciddi bir eleman sayısının çok yüksek olduğu bir non-lineer model oluşturmanız lazım ki şu lokal davranışları elde edebilirsiniz. Sandviçlerin de aynı şekilde farklı bir hasar davranışı var. Burada görmüş olduğunuz gibi yanal büyükte üst yüzeyi, üst katmanı kırışabiliyor, buruşabiliyor. Veya işte üzerine bir yük geldiği zaman lokal olarak bir çökme oluşabiliyor. Veya bir kayma gerilmesi oluştuğu zaman, eğildiği zaman sandviç, mesela honeycombların geometrisi değişip hasara oluşabiliyor. Bunların da çeşitli analitik olarak hesaplama yöntemleri var. Hypersizer'da bunları analitik olarak hesaplayıp en uygun size core kalınlığını ve şey yüksekliklerini elde etmenize imkan sağlıyor. Bir diğer konu da tabii yani parça ürettiğiniz ama bu parçalar aslında bir araya getirilip bağlanıp bu şekilde kullanılması gerekiyor. Bu iki şekilde bu bağlantı mümkün. Bir tanesi yapıştırıcı kullanmak. Bir diğeri de civata, perçin gibi mekanik bağlantı elemanları kullanmak. Burada tabii özellikle kolip kompozite delik oluşturduğunuz zaman delik etrafındaki gerilmeleri hesaplamak pek kolay değil. Hypersizer'ın kullandığı bolted joint stress field method diye bir yöntem var. Bu yöntemle delik etrafındaki gerilme dağılımını gördüğünüz gibi doğru bir şekilde hesaplayıp ona göre hasar analizleri yapmanız mümkün. Aynı zamanda civatadan kaynaklanan yükleri de hesaplamanız mümkün. Bir diğer konu da yapıştırıcıyla bağlama konusu. Burada tabii işte özellikle kenarlarda bir stres yoğunluğu oluşup oralardan bir delaminasyon oluşması mümkün. Bunları da hesaplayarak aslında tasarımınızı ona göre yönlendirmeniz mümkün oluyor. Hypersizer Express de Hypersizer'ın bütün analitik yöntemleri kullanan basitleştirilmiş bir sihirbaz şeklindeki bir yazılım. Mesela burada görmüş olduğunuz bir kaput örneği var. Bu kaputu normalde şu an tabii saç olarak üretiliyor ve hepsi aynı kalınlıkta ama aslında bu kaputu siz kompozitle oryantasyonu kullanıp kalınlık değişimini kullanıp sonuçta kompozit dediğimiz aslında tabakalı bir yapı. Siz isterseniz bir tane büyük bir kumaşın üzerine parça parça kumaşlar yerleştirerek aslında daha hafif bir yapı elde etmeniz mümkün. İstediğiniz oryantasyonlarda da bunu yerleştirdiğiniz zaman da o iç yüklere karşılık gelecek doğru bir hafif tasarıma ulaşmak mümkün. Veya bir bisiklet, kompozit bisiklet tabii şu an aslında popüler konulardan bir tanesi. Burada aynı şekilde metal borular birleştirilip kaynatılıp yapılan prosesi siz kompozite dönüştürdüğünüz zaman mesela gerilme yük açısından kritik bölgelerde şuralarda daha kalın, daha fazla küçük parçalar, peçler kullanarak, yamalar kullanarak çok daha hafif bir kompozit bisiklet elde etmeniz mümkün olabiliyor. Şu ana kadar bahsettiğimiz biraz da analiz, simülasyon, optimizasyon yazılımlarıydı. Bir diğer konu da size bahsettiğim imalat yönelik tasarım konusu. Burada FiberSim yazılımı tabii 20-30 yıllık geçmiş olan bir yazılım. Tamamen kompozitler üzerine çalışan bir ekip tarafından geliştirilmiş. Yani kompozit imalat prosesini bilen bir ekip tarafından geliştiriliyor. Üniversiteyle beraber çalışarak kompozitlerin davranışlarını inceliyorlar. Mesela tabii şu gördüğünüz, şu olduğunuz yapılar otomotiv sektöründe çalışan görev alan arkadaşlar daha iyi bileceklerdir. Çok kompleks geometriler var ama tabii bunları bir saç, presli saç üretiminde şekil verme şeyinde çok kolay bir şekilde artık 20-30 yıllık belki 50 yıllık tecrübesiyle sektör çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor form verirken. Ama kompozitte mesela kalıp üzerine kumaş serdiğiniz zaman şurada görmüş olduğunuz gibi kırmızı bölgeler, kırışma, büzüşme veya kumaşın mikrobuckling gibi problemlerin olabildiği kısımlar haline geliyor. Yani siz kumaş serdiğiniz zaman doğal olarak burada bir hasar oluşabiliyor. Bunu yaparken dikkat etmezseniz eğer de
Karbon kompozite mesela içini göremiyorsunuz. Siyah bir malzeme. Katman katman koydunuz. Belki ilk katmanda böyle bir sıkıntı olmadı. Organizasyona da bağlı çünkü. Şeye de bağlı, malzeme de bağlı. İkinci katmanda, aradaki bir katmanda bu oluştuğu zaman size direkt otomatik olarak bir imalat hatası olarak geliyor. Ve parçayı ürettiğiniz zaman da siz teste girdiği zaman da direkt fail ödüyor ve bunun sebebini de bulmanız tabii ciddi bir problem haline geliyor. Ama FiberSim yazılımıyla serme simülasyonu gerçekleştirip, yani geometrik serme simülasyonu gerçekleştirip öncesinde yapınızdaki problemleri görüp ona göre geometrik değişiklikleri yapmanız mümkün. Mesela burada bir örnek vermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir bead var ve bunun üzerine kumaş serdiğiniz zaman bu bölgede bir kırışma, büzüşme oluşabiliyor. Veya işte bu radyosu geçemeyip düz de gidebiliyor burada. Yani böyle bir açıdayken bunu burada problem oluşurken eğer siz açıyı 26 dereceye azaltırsanız eğer mesela oradaki problemi kaldırabiliyorsunuz. Böylece aslında doğru kalıp tasarımını da gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Çıkan parçanız da ona göre istediğiniz gibi hasarsız bir şekilde olabiliyor. Burada size aslında şeyi örneğini vermek istiyorum. Yine bir metal yapıdan siz birebir kompozit dönüştürdüğünüz zaman gördüğünüz gibi böyle kompleks bir yapı oluşabiliyor. Mesela buralarda köşelerde istediğiniz gibi form almayabiliyor. Ama bunu biraz daha kompozit dost dediğimiz bir tasarıma dönüştürdüğünüz zaman, yani şu tasarımı biraz daha gördüğünüz gibi eğrisel bir yapıya dönüştürdüğünüz zaman kompozitle çok daha iyi bir şekilde form alıp istediğiniz sonuca ulaşmanıza imkan sağlıyor. Kompozitlerde oryantasyon açısının değişimi ciddi bir etki oluşturabiliyor. Size bahsettiğim gibi karbon kompozitte 2000 megapascal, belki high strength kompozitte 6000 megapascal gibi fiber yönünde şey elde edebiliyorsunuz, mukavemet elde edebiliyorsunuz ama eğer siz bunu işte biraz kaydırırsanız mesela 5 derecede ciddi bir %40 oranında azalabiliyor elastisite modülü. Mukavemet de mesela bir 5 derecelik farkta yine %50'ye varan mukavemeti azalabiliyor. O yüzden doğru orantasyonda tasarlayıp o orantasyonu üretebilmek de önemli bir konu. FiberSim yazılımı çok aslında kısaca bir grafik üzerinden anlatmak gerekirse sizin bir proses simülasyonu gerçekleştirmeniz imkan sağlıyor. Nedir bu? Serme prosesini gerçekleştirebilirsiniz. Pre-preg veya kuru elyaf için. Bu şeylerden oluşturduğunuz üzerinden kalınlaştırıp kompozitlerin kalın kompozit datasını alabiliyorsunuz. Bu özellikle iç yapı tasarımı için önemli. Yani kompozit kalınlık değiştiği zaman sizin içinde başka bir destek yapısı varsa veya bir cihaz kullanıyorsanız ona göre tekrar değerlendirilmesi lazım. Ağırlık hesapları gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan maliyet hesabını da gerçekleştirebiliyorsunuz. İmalat çizimlerini kompozit özel bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Eğer RTM veya infüzyonla yapılan bir parçaysa bunun datasını bu yazılıma aktarabiliyorsunuz. Ne önemi var bunun açıkçası? Şöyle bir önemi var. Sıvı reçine enjekte edilen sistemlerde önemli olan parametrelerden bir tanesi permeability dediğimiz geçirgenlik parametresi. Bu geçirgenlik de kullandığınız kumaş açısına göre de değişebiliyor. Yani siz doğru orantasyonda bir veya aktarmazsanız bu şeye RTM veya infüzyon sublimasyonuna elde ettiğiniz sonuçlar da hatalı olabiliyor. O yüzden buna doğru bir orantasyonu ve kalınlığı aktarma gibi bir avantaj sağlıyor size. İmalat dokümanlarında da gördüğünüz gibi bu kumaşın açılımını da düz patronlarını da elde edebiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı tabii sonuçta eğer bir kesici, yani bu ply cutter dediğimiz kumaş kesici cihazlar kullanırsanız eğer orada bu açılımı kullanıp bunları yerleştirip minimum malzeme israfıyla kesim yapıp o kesimleri kullanmanıza imkan sağlayabiliyor. Veya bunun diğer daha gelişmiş teknoloji olarak fiber placement dediğimiz, yani fiber yerleştirme robotlarını kullandığınız zaman da ona göre tasarım yapma size imkanı sağlıyor. Aynı şekilde analize veri aktarıp o oryantasyonda analiz yapmanıza, o kalınlık analiz yapmanıza imkan sağlıyor. Tekrar analizden de veri alıp sizin kompozit üretim datasını oluşturmanıza imkan sağlıyor. Yani buradaki aslında amaç konvansiyonel yöntemlerde analiz, tasarım, imalat şeklinde 3 ayrı giden prosesi birbirine entegre bir şekilde, analiz, tasarım ve imalatı birbirine entegre bir şekilde gerçekleştirip
bu çevrimi sağlayıp daha hızlı bir şekilde ve istenen speklerde tasarım yapmanıza imkan sağlamak. Yani aslında kısaca şöyle de söyleyeyim, artık mühendislik problemi olarak maalesef hiçbir şey, basit bir problem kalmadı. Her şey çok kompleks. Geometriler çok kompleks, malzemeler çok kompleks. Yani bir kişinin oturup da bir şey yapması artık neredeyse imkansız hale geldi bir mühendisin. Mesela bir avukat tek başına çalışabiliyor veya bir doktor çalışıyor ama artık mühendislerin tek başına çalışması çok zor. Çok farklı disiplinler var. Şimdi buna bir de artık elektronik yazılım teknolojisi, özel aktif sensörlerin girmesiyle beraber tamamen aslında malzemeci, mekanik, makine mühendisi, uçak mühendisi, elektronik mühendisi gibi çok disiplinde farklı disiplinlerin beraber çalışıp bir çözüme gitmesi gibi durum söz konusu. Onun için de tabii mecburen sizin tasarladığınız şeyi çok iyi bilmeniz lazım. Bunun için de simülasyon araçları kullanılıyor. Yani aslında şu an mesela otomotiv endüstrisinde tabii o seviye gelmiş durumda. Dijital ikiz dediğimiz bir konu var. Yani sizin aracınızın birebir dijital olarak ikizi gerçekleştiriliyor. Simüle edilemeyen, analiz edilemeyen hiçbir malzeme veya parça araca takılmıyor, araca koyulmuyor. Böylece araç ömrü hayatında bile siz bir değişiklik yapacağınız zaman dijital ikizinden bunu güncelleyerek ilerleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim gibi hiçbir yazılım çözümü tek başına bütün problemleri, imalatları çözemiyor. Filament winding, filament sarım yöntemi içinde CAD wind yazılımı biz kullanıyoruz hem kendi çalışmalarımızda hem de makine üreticilerine sağlıyoruz bunu özellikle. Burada filament sarım yöntemiyle elyafın kalıp üzerinde nasıl sarılabileceğini önceden simüle edip görebiliyorsunuz. Ve bu aşıları da hem analiz yazılımında hem de CNC kodun olarak makinelere gönderebiliyorsunuz. Tabii burada çok farklı teknikler var. Pardon, bir geri. Özellikle tank gibi yapılarda sizin kullandığınız elyafın, fiberin tank üzerinde kaymaması lazım. Yani siz bir kısa yoldan ziyade orada aslında uzun yoldan gidip kaymayı engelleyici başka bir non-geodesic dediğimiz bir yol bulmanız lazım. Bu yazılım tabii bunu otomatik olarak hesaplayıp gerçekleştirebiliyor. Veya işte belli bir yerde ekstra kalınlık sağlamanız gerekiyorsa bu kalınlığı da yine kodla ayarlamanıza imkan sağlıyor. Ve bu datayı da yine son eleman yazılımlarına aktarabiliyor. RTM Works yazılımı da biraz önce bahsetmiştim. RTM gibi, infüzyon gibi proseslerin simülasyonu için kullanılıyor. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi prosesteki reçinenin dolma durumu bu şekilde. Teknenin gövdesindeki dağılımı da bu şekilde reçinenin ilerleyişini görebiliyorsunuz. Burada da başka bir kanat örneği var. Şurada tam belki gözükmedi ama burada gördüğünüz gibi beyaz bir bölge var. Bu kuru bölge anlamına geliyor. Özellikle RTM proseslerinde karbon kompozit gibi pahalı malzemeler kullanıyorsanız eğer ve kapalı olduğu için de içini göremediğiniz için eğer yanlış bir infüzyon veya reçine besleme stratejisi olursa eğer gördüğünüz gibi buradaki kuru bölge demek o parçayı atmanız anlamına geliyor. Çünkü infüzyona mesela bir miktar daha şansınız var. Yani vakum torbası olduğu için üstünde görebiliyorsunuz. İşte hemen bir şekilde takip ediyorsunuz eğer müdahale etme şansınız olabilir. Yani tekrar reçine eklemek veya o bölgeyi izole edip oraya ayrı bir şey yapmak gibi aksiyonu alabilirsiniz ama RTM prosesi de kapalı proses, içini göremiyorsunuz. İmalat ve kalite sistemleri olarak bahsettiğim gibi biz kendimiz kompozit elyaf sarım makinesi geliştirdik. Dört eksenli bir sistem. Özel bir gergi sistemi var, elektronik gergi sistemi var. Bunu işte şu an müşterilerimize sunuyoruz. Hem prototip üretimi olarak da hem de makine üretimi olarak sunuyoruz. Robotik fiber serme için Coriolis kompozit firmasıyla çalışıyoruz. Fransız bir firma. Airbus'ta çok ciddi, başarılı çalışmalar gerçekleştikten sonra şu an Taide'de çeşitli robotlar devreye alındı. Bunun avantajı tabii kompozit üretim prosesi çok emek yoğun bir proses şu anki. Yani birçok kişi kumaşları alıyor, hazırlıyor, onu taşıyorsunuz, kesiyorsunuz, içine kalıp üzerine yerleştiriyorsunuz vesaire. Çok ciddi bir emek yoğun bir şey var. Bir de tabii her seferinde aynı olması da ayrı bir süreklilik ve tekrarlar bir ayrı problem. Ama bu otomatik serim cihazlarıyla fiberi alıyor makaradan ve 8-10 tane kaç tane varsa sizin şeyinizde üzerine seriyor, kesiyor, tekrar başlatıyor gibi tamamen robotik olarak üretmenize imkan sağlanıyor. Daha sonra bu kuru bir fiber de olabilir. Bir üzerinde binder'lar kullanılan
veya preprek bir malzeme de olabilir. Bu şekilde seriliyor. Eğer preprekse otoklav veya fırında külleniyor. Eğer kuru elyafsa da reçine enjekte edilirse de bunu bir RTM kalıbına koyuluyor ve reçine enjekte ediliyor. Yani şu an havacılık sektöründe çok kullanılıyor. Otomotivde de çalışmalar var. Otomotiv biraz daha dedi işte konuştuğumuz gibi kompleks, yani çevrim süreleri çok uzun. Ama otomotivde de yaklaşım bunu düz bir plaka üzerine elyafı serip, kumaş serip kuru şekilde sonra da form verilmesi şeklinde yapılan çalışmalar var. Kumaşlı da elyafı da birbirine bir arada tutan bir binderla, yani bir küçük bir kimyasalla gerçekleştiriliyor. Kalite ekipmanları olarak, pardon geri gidelim. Kalite ekipmanları olarak aktif termografi ve tahribatsız ultrasonik muayene sistemleri sunuyoruz. Ondan birazdan bahsedeceğim. Kendimizin geliştirdiği filament winding makinesi de bu şekilde. Burada tabii bizim bir inovasyon olarak yaklaştığımız hareketli parçada karbon kompozit bir parça kullandık. Yani özel bir tasarladık. Hareketli parçalarda tabii bu şekilde bir şey yapmamızın avantajı daha hızlı ve parçayı, makineyi hareket ettirmemiz daha az enerji tüketmek mümkün hale geliyor. Çünkü daha önceki alüminyum tasarıma göre kompozit sandviç bir tasarım kullandık burada. Yaklaşık %60-70'e varan bir hafifleştirme imkanı sağlamış olduk. Devam edelim. Burada görmüş olduğunuz mesela farklı kesitlerde de sarım yapmak mümkün. Elektronik yergi kontrol sistemi geliştirdik bu yeni geliştirdiğimiz bir sistem. Pneumatik bir besleme var. Kontrol var aynı zamanda. Hem de bir PLC kontrollü bir motor boşaltma sistemi. Reçine banyosu da gördüğünüz gibi reçinenin işte ıslanıp geçmesini ve doğru miktarda reçineyle beraber sarılmasına imkan sağlayan bir sistem. Robotlardan bahsetmiştim biraz önce. Burada görmüş olduğunuz gibi dolaptan elyafı çekip borular vasıtasıyla bu şekilde seriyor. Preprek malzemelerde sert bir malzeme biliyorsunuz reçine donmuş olduğu için. İnfrared bir sistemle de onu bir miktar eritip o şekilde kalıp üzerine yapışmasına imkan sağlıyor. Tahribatsız muayene sistemi olarak aktif termografi sistemi geliştiren bir firma, otomotiv teknoloji firması, Almanya merkezli bir firma. Bu sistemin özelliği hızlı bir sistem olması, bir ısı kaynağından ısı sağlayıp bir halojen lamba olabilir veya bir flash lamba olabilir. Bu ısının yapı içerisindeki ilerlemesinden kaynaklanarak, geri dönüşünden kaynaklanan ısı dalgalarının içindeki hasarları, kusurları bulmanıza imkan sağlıyor. İşte mesela burada görmüş olduğunuz gibi arkasındaki takviye kirişlerin denemli olmuş olmasını görebiliyorsunuz dış yüzeyinden bakarak. Çatlak, gevşek perçin, su derçleri gibi birçok farklı kusuru görebiliyorsunuz. Üç farklı tekniği var. Bir tanesi bu da görmüş olduğunuz gibi mobil sistem. Bir vakum şeyleriyle, ayaklarıyla yapıya bağlanıp çekip termal kameralarla hasarı değerlendiriliyor. Mesela işte kompozit içerisinde mesela baktığınız zaman bir şey yok ama içinde bir tane metal parça kalmışsa eğer dışından göremiyorsunuz ama aktif termografiyle görebiliyorsunuz. Veya daha farklı şekilde üretim hatlarına entegre de kullanmak mümkün. Kompozit malzemenin testinde de kullanabiliyorsunuz mesela bir termal kamerayla yapı üzerindeki gerilme dağılımını da görmeniz mümkün. Veya işte askeri uygulamaları da mevcut veya işte gördüğünüz gibi altta da laboratuvar uygulamaları da mevcut. Bir diğer teknoloji de P-Scan teknolojisi. Ultrasonik dalgalarla çalışan bir sistem ve otomatize bir kontrol imkanı sağlıyor. Bu cihaz şu an bizim şeyimizde, standımızda mevcut. Görmek isterseniz eğer size demonstrasyonu gerçekleştirebiliriz. Mesela nedir işte bu ultrasonikle gerçekleştirilebilecek hasarlar? Kalın bir kompozit yapı içerisindeki yapışmaması durumu. İşte içindeki delaminasyon, kuru bölgeler, jel koddaki ayrışma. Mesela bu da gözle görünmeyen bir şey ama genellikle sıkıntı oluşturan konulardan bir tanesi. Kalınlık değişimi. Mesela kalınlık eğer farklıysa onu da görmeniz mümkün. Veya işte porositi dediğimiz diğer problemleri görmek mümkün. Kısaca aslında tasarım, doğrulama, imalat ve kalite konusunda çeşitli çözümler sunuyoruz. Burada yaklaşımımız aslında probleme özelleşmiş doğru inovatif çözümleri sağlamak.
amaç tabii teknik seller dahilinde hedef maliyeti tutacak şekilde tam zamanında bir üretim gerçekleştirebilmek. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. C3 No'lu standta dediğim gibi isterseniz daha fazla detaylı bilgi sunmak isteriz size. Cihazda görebilirsiniz, ultrasonik cihazda. Sağ olun.